Ahvali nasıldır efendim? Akıbeti için ne buyurursunuz? Allah bilir oğlum. Gayret bizden, akıbet ondan. Sargısını tazeleyin. Ateşine bakın. Yükselmesin. Selam olsun Derviş Hazretleri. Geçmiş olsun şeyhim. Hadise nasıl olmuş? Dervişler payitaht dışında Rum köylerine tebliğe çıkmışlardı. İstedik ki fethi öncesi İslam'ın nuruna gark olalar. Lakin oğluma da dervişana da gadre eylemişler. Şeytana uyup can almışlar. Kim etti bunu size? Bu zulmün arkasında kim var? De bana. Evvelinde tatsız tartışmalar oldu. Sonrasında da bir kafir geldi. Adı Sifrankis'miş. Arkasına da köylüleri toplayıp baskın verdi hünkârım. Şükür ki Kurtçu Ağa vardı. O olmasaydı kaybımız daha çok olurdu. Lala Paşa, Akıncılara haber sal. Derhal intikamımızı alsınlar. Emr-i ferman şevketli sultanımızındır. Ilgar gitme paşa. Gör hele. Rızamız yoktur sultan. Bunca derviş ağanın kanı yerde mi kalsın? Ben buna nasıl rıza gösteririm Akşeh? Derviş insanlardan gelen sıkıntılara göğüs gelip tahammül gösterendir. Belalar yüzünden kin garez beslemek, adavet gütmek, düşmanlık yapmak dervişlik değildir. Derviş Hazretleri, biz iyi sevi miyiz ki bir yüzümüze vurulunca bir diğerini dönelim? Açılmış gülü seven dikenine katlanır çenderli. Yolbaşçımız Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de taşlandı Taif'e bile dua etmiş iken bizim bu cefaya isyan edip gadr etmemiz dervişlik değildir. Peki Müslümanın canı aziz değil midir? Bu eziyet karşılıksız mı kalsın? Kimin kılıç savurup kimin bu işe karışmadığını nereden bileceğiz sultan? Koca köyde bu işe karışan kişi sayısı hadi 10. Bilemediniz 20 kişi olsun. Koca bir köyü töhmet altında bırakırsak zulmetmiş olmaz mıyız? Kaygılanma şeyhim. Sen postunun hakkını verir, merhamet gösterirsin ama biz de tahtımızın hakkını veririz. Bizim işimiz karanlık bir gecede karanlık taşın üstündeki karıncayı görmektir. Kimseye zulmetmeyeceğiz. Ancak adalet tecelli edecektir. Eyvallah sultan. Selam olsun. Hünkârım. İradeniz nedir? Akşemseddin'in dediği gibi bu olanlara sessiz mi kalacağız? Yoksa bu mendeburların tepesine mi çökeceğiz? Akşeh hak konuşur. Dervişan'ın usulüyle bizimkisi farklıdır. Yani yanına mı kalacak kafirin? Zinhar. Sfrankis denen kafiri yalnızca dervişana eziyet ettiği için değil, Mara Hatun'a da gadrettiği için ezeceğiz. Peki hükmünüz necedir? Adalet tecelli edecek. Gürültüsüz olacak. Sessiz, derin, hususi bir birlikte. Kalabalık gitmenin lüzumu yoktur. Zira Sfrankis işkillenir. Yalnızca onu isterim. Bali Bey'e haber sal, bu işi halletsin. Bale hünkârım, dediğiniz gibi bu Sfrankis tehlikeli bir Ademoğlu Adem'dir. Emr-i ferman verin, ben de Bali Bey'le gideyim. Malumunuz son verdiğiniz görevi başaramamışlardı.
Piri Paşa mevzusunun tekrarı olmasın. Hayrola? Vali Bey'e itimat etmez misin? Haşa sultanım, haşa. Ondan ziyade işi sıkı tutmak isterim. Hurufi meselesinden sonra pekişen güvenimizi perçinlemek isterim. Hünkârım, emri ferman verin, ben de gideyim. Sen belli ki kılıç üşürmek istersin. Lakin bilirsin Candarlı. Sfrankis itinin kellesi gelmezse bunun bir bedeli olur. Mutmain olun hünkârım. Sfrankis görsün bakalım. Tahta kılıçlı dervişe pusat savurmak Candarlı'ya savurmaya benzer mi? Alo.